Evet arkadaşlar, Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bugün yine sizlere çok güzel bir videoyla, sizlerle çok güzel bir videoyla beraberim. Orkide kurtarmayla alakalı, kökleri bitmiş orkideyi kurtarmayla alakalı bir video paylaşacağım. Ama şöyle, kökleri bitmiş orkideleri, yani kökleri solmuş orkideleri kurtarmanın çok çeşitli yolları var. Onlardan bahsettim. Ama özellikle orkide köklendikten sonra çekilen bazı sıkıntılar var. Yani orkide köklendikten sonra karşılaşılan zorluklar var. Orkide kökünü saldıktan sonra orkideyi toprağa diktiğiniz zaman orkidenin toprağa alışması gerçekten zaman alıyor. Hatta bazen hiç şey yapmıyor, yani alışmıyor diyebilirim. Yani köklendirdiğiniz orkide tekrardan solabiliyor. Şimdi bugün size hem orkide köklendirme hem orkideyi köklendirdikten sonra da toprağa alışması için önemli bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bugün görüyorsunuz, bakın, bu orkideyi bu şeyin içerisinde köklendirdim. Bu toprağın içerisinde köklendi bu orkide. Bakın. Ama toprağın içerisine direkt, orkideyi toprağın içerisine direkt koymuyoruz. Neden bu toprağın içerisinde köklendirdim? Onu anlatayım. Şimdi dediğim gibi, yani orkidelerin köklendikten sonra toprağa alışması gerçekten zaman alıyor. Bazen de orkideler toprağa alışamıyor. Toprağa geçirdiğiniz zaman, toprağa diktiğiniz zaman orkideler kuruyor. Yani kökleri tekrar çürüyor. Bunu engellemenin bir yolu var mı diye düşünürken bu aklıma geldi. Acaba dedim, nemli toprağın içerisine orkideyi köklerini direkt sokmadan, sanki böyle bir taşa koymuş gibi, taş kürüne koymuş gibi veyahut da işte değişik kültürler uygulamış gibi denedim ve gerçekten çok güzel de verim aldım. Şu görüyorsunuz mesela, şu büyüyen, şu büyük kökü, bir dakika şöyle, şu büyük kökü görüyorsunuz. Yani şu büyük kökü görüyorsunuz. Bu kök şuraya kadar toprağın içerisine kendi girdi. Hatta 1 2 tane 3 tane de, evet, 1 2 3 tane de kök çıkarttı. Yani bu kültürü uyguladığınız zaman, bu şekilde köklendirdiğiniz takdirde kök, bakın, görüyor musunuz? Kök toprağın içerisine giriyor. Hem köklendirmiş oluyorsunuz hem de kök toprağa alışmış oluyor. Yani ikinci bir işlem, orkideyi toprağa alıştırma işleminden de kurtulmuş oluyorsunuz ve garanti bir şekilde orkideniz büyüyor. Bunu nasıl yapacağınızı şimdi size göstereceğim. Şöyle şey yapalım, düzeltelim. Nasıl yapılacağını göstereyim. İhtiyacımız olan şey de o şekilde biraz toprak, sonra bir tane bu şekilde bir kap olacak, ihtiyacımız olacak. Şimdi şöyle yapayım. Orkide toprağını bunun içerisine dolduruyoruz. Bu şekilde. Çok olmaması kaydıyla fazla da olabilir. Ağzına kadar da doldurabilirsiniz. Fark etmez. Bakın, bu şekilde koyuyorsunuz. Sonra köklendirmek istediğiniz orkideyi bu şekilde koyuyorsunuz. Arkasından şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Evet. Arkasından iyice, yani daldırma yöntemiyle yaptığınız gibi şey yapıyorsunuz. Bakın. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Bakın. Yaklaşık bu yarım saat, bir saat bu şekilde durduktan sonra, yani ağaçlar suyu üzerine
çektikten sonra, suyu çektikten, iyice nemlendikten sonra tekrar bunun üzerini bu şekilde kapatıyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Bu şekilde kapatıyorsunuz. Ve dediğimiz gibi suyun içerisinde, bir müddet bekledikten sonra, suyun içerisinde yarım saat, bir saat falan beklettikten sonra bundan ayırıyorsunuz ve artık beklemeye başlıyorsunuz. Burada özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Çok soru geldiği için şey yapıyorum, söylemek istiyorum. Şimdi orkideleri köklendirirken acele etmemek lazım. Yani biz biraz bazen böyle acele ediyoruz. Genel itibarıyla sorular da geliyor bu noktada. Yani bazen 2 haftada kök yavaş yavaş çıkıyor. Bazen 3 haftada çıkıyor. Ben mesela bir orkidem için, yani kökleri tamamıyla gitmiş orkideler için, bir tane orkidem için 1,5 ay bekledim. 1,5 ay sonra kökler çıktı. Onun için sabretmek gerekiyor. İki, hangi yöntemi belirleyeceğinize, yani hangi yöntemi kullandığınıza göre de değişiyor. Hiç kökü yoksa bu şekilde bir yöntem kullanabilirsiniz. Kağıtla olabilir. Peçeteyle ben köklendirmiştim. Onu kullanabilirsiniz. Pamukla köklendirmeyi kullanabilirsiniz. Taş üzerinde köklendirmeyi kullanabilirsiniz. Ama ben bunu uyguladıktan sonra, bu yöntemi uyguladıktan sonra kesinlikle bu yöntemi sizlere tavsiye ederim. Çünkü orkide, mesela ben geçen 3 tane orkide köklendirdim. 2 tanesi toprağına alıştı. 1 tanesi toprağına alışamadığından dolayı tamamıyla kökü bitti, yani orkideyi kurtaramadık yani. Ama bu şekilde orkide köküne alışma, toprağa alışma gibi bir durum olmadığından dolayı kesinlikle daha avantajlı bir tür olduğunu, kültür olduğunu düşünüyorum. Bu fikirler tabii gerçekten önemli. Yani bazen denebiliyor, bazen geçenlerde bir tanesi bu şekilde yazmış. Ya ne yaptın ki falan gibi bir şey söylenebiliyor. Bakın, bu fikirler önemli yani. Denemek önemli. Denedikten sonra başarı elde etmek önemli. Başarıyı da paylaşmak önemli. Yani benim size şu videoyu atabilmem için 1,5 aylık bir süreçten geçiyor orkidem. Onun için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Son olarak yine kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın, orkidelerinizle birlikte kalın.